Herkese merhabalar. Ben Berke Köse. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mimarlık Öğrencisiyim. Bu dönem Profesör Doktor Semih Eryıldız öncülüğünde Sürdürülebilir Yeşil Yapılar dersi adı altında pek çok konu inceledik. Bu konu başlıkları altında ben bugün bu derste toplum yapılarını size anlatacağım. Toplum yapıları halk dilinde kamusal veya halkın kullandığı yapılar olarak da adlandırabiliriz. Geçmiş günlerden bugünlere gelene kadar tüm toplumların, kentlerin, ülkelerin toplum yapıları olarak adlandırdıkları yapıları görmüşüzdür. Hatta bu mekanları düzenli olarak kullanmışızdır. Toplum yapıları biz halkın kullandığı veyahut kamunun finanse etmesiyle oluşan yapılardır. Bu yapılar gerek günümüzde, gerekse yıllar öncesine kadar uzanan toplumlarda son derece önemli binalar olmuşlardır. Kullanım amaçları, konumları, tarihte edindikleri yerler olarak baktığımızda toplum yapıları önemini ve kullanımını günümüze kadar taşımışlardır. Toplum yapılarını sınırlandırmak veya bir kalıba sıkıştırmak doğru olmaz. Sağlık binalarından eğitim yapıları, kültür binalarından kamu binalarına kadar çeşitli farklı sektörde toplum yapısı mevcuttur. Sürdürülebilirlik ilkesine de baktığımız zaman da çok uzun yıllardan beridir var olmaları toplum yapılarının sürdürülebilir ve vazgeçilemez olduğunu kanıtıdır. Özet olarak, bu makalede toplum yapıları derinlenmesine incelendi. Bu inceleme toplumun tanımıyla başlayıp çeşitli toplum yapılarının detaylı bir biçimde açıklanmasıyla sürdürüldü. Amaç toplumu ve toplum yapılarını analiz etmek ve bunu yaparken tüm kriterleri, özellikleri geliştirip açıklayarak konuyu anlatmak. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar geldiğimiz sürede kronolojik sırayla toplum yapılarının ne gibi değişimlerden geçtiği ve hangi toplum yapılarının hangi toplumlara ait olduğu da incelenecektir. Toplum ve kamu kavramı ile beraber öncelikle bu kavramların araştırılıp daha sonra bu kavramlarla beraber yapıların kavramlarla olan ilişkisi incelendi. Az önce de bahsedildiği gibi kronolojik bir sırayla toplum yapıları araştırıldı ve açıklandı. Toplum yapılarından bazı önemli konuları seçilerek özellikle SWOT olarak nitelendirdiğimiz analizler yapıldı. İncelenen bu analizler doğrultusunda yine incelenen şekilde yapılan yapıların durumu hakkında değerlendirmeler ve tespitler yapıldı. Bununla beraber toplum yapıları geçmişten günümüze kadarki süre boyunca tüm kavramlar ve felsefesiyle beraber incelenip, analizlerinin yapılıp araştırılmasıyla beraber tamamen anlatıldı. Toplum yapılarını incelemek için öncelikle toplumun ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Toplum aslında yaşadığımız ortamları ve mekanları oluşturan insanlar ve çevrenin bütünüdür. Etrafımızda gelişen tüm olaylar toplum ve getirdikleri sayesinde var olur. Yaşadığımız her şey toplumun bir parçası ya da ürünüdür. Toplumu bu şekilde anladıktan sonra toplumun yapılarının ne olduğunu anlamak mümkündür. Toplum yapıları ise günlük hayatımızda en çok kullandığımız ve kullanmaya devam edeceğimiz aynı zamanda geçmişte de bu şekilde var olan yapıların bütünüdür. Toplum yapılarını incelemek istiyorsak milattan önce zamanlardan başlayıp günümüze kadar gelmemiz gerekir. Bu yapıların amaçları, felsefeleri ve hedeflerini incelememiz gerekir. Bu çalışmada ise toplum yapıları bu şekilde incelenmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Aşağıdaki içindekiler kısmında da belirtildiği gibi öncelik toplumu oluşturan kavramların incelenmesidir. Toplumla beraber yine bu yapıları kullanacak olan ana karakter olan kamu nedir ve kimlerden oluşur? Toplum yapılarının özellikleri, felsefesi, amaçları ve hedefleri nelerdir? Bu soruların cevap bulduğu ilk kısmın ardından çok uzun bir zaman çizelgesine dayanan toplum yapılarının tarihçesi araştırılmıştır. Eski Roma döneminden Antik Yunan dönemine, Bizans kentlerinden Osmanlı'ya ve bu devletlerden günümüze kadarki süreçlerde toplum yapılarının bu devlet ve toplumlara ne amaçla ve ne şekilde hizmet verdiği incelenmiştir. Toplum yapılarının etkileri de çok önemli bir konudur. Yapılar çevreyle, kentle ve toplumla olan bağlantılar sonucu çeşitli olumlu ya da olumsuz etki bırakırlar. Bu konuda makalede incelenmiştir. Son olarak ise bazı farklı ve önemli toplum yapıları SWOT analizi şeklinde incelenmiş ve analizleri yapılmıştır. Anahtar sözcüklere bakacağımız zaman da toplum ve kamu kavramlarının incelenmesi, toplum yapılarının tarihsel süreci, toplum yapılarının mimariye ve topluma etkisi olarak bakabiliriz. Makalenin gelişme kısmında incelememiz gereken konu, içindekiler kısmında birazdan bahsedeceğimiz gibi toplum yapılarının detaylı bir şekilde açıklandıktan sonra gerekli değerlendirmeler ve analizleri aynı zamanda tespitleri yapılacaktır. Kısaca içindekiler kısmından bahsetmek gerekirse, toplumun tanımı, toplumun ve toplumsal yapının ne olduğunu anlatan bilgiler ve devamında kamu ile alakalı bilgiler, toplum yapısının ne olduğu, bu yapının sistemi, alt ve üst ögeleri, aynı zamanda bu sistemin toplumsal yapıyla bağlantısı,
ve yerleşim yerlerine göre toplumsal yapılar nedir? Toplumsal yapının amaçları ve hedefleri nelerdir? Daha sonra toplum yapısının tarihçesine geleceğiz. Burada Roma forumlarından başlayıp sinagoglar, bazilikalar, camiler, detaylı olarak bunların özellikleri, antik tiyatrolar, manastır, kilise, hipodrom, agora, hamam gibi önemli toplumsal yapıları inceleyeceğiz M.Ö. zamana dayanan. Daha sonra toplum yapılarının felsefe ve amacı, aynı zamanda belli başlı şu anda günümüzde kullandığımız toplum yapılarının neler olduğunu inceleyeceğiz. Bunlar kısaca bahsetmek gerekirse devlet okulları, kütüphaneler, adliyeler, postaneler, kültür merkezleri gibi sıralayabiliriz. Bunların devamında dünyadaki ve Türkiye'deki önemli kültür merkezlerini açıklayacağız. Kültür merkezlerinin devamında ise alışveriş merkezleri, Türkiye'deki ve dünyadaki önemli ticari alanlar, örneğin kapalı çarşı gibi. Alışveriş merkezleri ve çarşılardan sonra toplum yapıları ile ilgili siyasi, özellikle siyasi olmak üzere tartışmaları inceleyeceğiz. Bunları 11 Eylül saldırılarına ekleyebiliriz. Atatürk Kültür Merkezi'nin tarihiyle alakalı bilgileri ekleyebiliriz. Demirören AVM gibi önemli yapıların toplumsal, bunun gibi önemli yapıların tartışmalarını inceleyeceğiz. Son olarak da yapacağımız SWOT analizi ve değerlendirmelerle beraber sonuç kısmında ve kaynakçalarımız olacak. Öncelikle burada toplumun tanımından başlamıştık. Toplum, gündelik yaşamını sürdürebilmek amacıyla çok çeşitli yapılar ve kurumlar oluşturarak bu kurum ve yapıların belirlediği ilişkiler içinde iletişim kuran bireylerden oluşan topluluktur. Toplumsal yapı, toplumu oluşturan organize sosyal kurumlar kümesidir ve kurumsallaşmış ilişki kalıplarıdır. Kamu yapıları bir kentte devlet ve kent işlerini yerine getiren kimselerin çalıştığı ve halkın özgür girip çıktığı yapılardır. Burada da gördüğümüz gibi kamu yapıları aslında, yani biz halka ve kamuya hizmet eden yapılar. Bu yüzden özel olmayan yapıları olduğu için günümüz, geçmişten günümüze kadar çeşitli şekilde kullanılmış ve önemi her zaman hissedilmiştir. Makalenin devamında açık, yarı açık ve kapalı kamusal alanlardan bahsettik. Çünkü kamusal alanlar biz toplumsal yapıları incelerken bizim çok çok karşımıza çıkacak yerler. Örneğin Vatikan Meydanı'nı görüyoruz burada. Şekil 1.3.1'de. Aynı zamanda kapalı kamusal bir mekana örnek olarak bir opera binasının içi diye örnek gösterebiliriz. Yarı kamusal mekanın, açık kamusal mekanın ve kapalı kamusal mekanın önemleri. Kamu kavramından bahsettik kısaca. Kamu kavramı ile beraber yarı kamusal alan, yarı kamusal mekan olarak avlu. Avlular tabii ki toplumsal yapıları ve kamu mekanlarını önemli derecede etkileyen unsurlardan bir tanesi. Çünkü geçmişten günümüze kadar avlu kullanımı özellikle Türk mimarisi ve dünya mimarisinde çokça tercih edilen bir seçenek. Kamu hizmet binaları neler olduğundan bahsettik. Kısaca bunları sıralamak gerekirse sosyal hizmetler binası, şehir hastaneleri, müze binaları, sinema, kütüphane, sergi, esnaf sanatkarlar odası, ibadethaneler, tiyatro ve opera binaları, karakol ve emniyet müdürlükleri, TÜBİTAK, Maliye Bakanlığı hizmet binaları, hükümet konakları, Adalet Sarayı, belediye binaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası gibi örnekler sıralanabilir. Toplum yapısının ne olduğundan bahsettik. Kısaca açıklamak gerekirse toplum yapısı kavramına baktığımızda hala tartışmalı bir kavram olduğunu görerek birçok anlamı sahip olduğunu çıkarmaktayız. İçerisindeki insanların ilişkilerini düzenleyen ve toplumsal gerçek adı verilen hukuk, gelenek, norm ve değerler sistemi gibi öğeleri bulunan bir yapı veya toplum. Bilimsel açıdan toplumsal yapı, bir topluluğun toplumsal düzeni, kuruluşu, işleyişi ve bir takım görevleri getiriş yoludur. Başka bir deyişle toplumsal yapı, yapıyı oluşturan toplumsal kurumların, bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan toplumsal değerlerin karşılıklı olarak etkilendikleri bir bütündür. Bu açıklamanın ardından toplum yapısının özelliklerinden bahsettik. Parça bütün yaklaşımları, diyalektik yaklaşım ve devamında toplumun birbiriyle olan ilişkisi, ailelerin birbiriyle olan ilişkisi ve ailelerin diğer toplumlarla ilişkileri, alt üst ögeler, bunlar incelendi, çeşitli yaklaşımlar. Toplum yapısının amaçları ve hedeflerinden bahsedildi. Bu da şu şekilde, toplum yapıları bireyin ya da toplumsal grupların toplum düzenine aykırı davranmaları için toplumca alınan önlemlere sosyal kontrol denir. Amacı insan ilişkilerini düzenlemektir.
en güçlü kurumu devlettir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur. Yani toplumun yapılarının asıl amacı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek aslında. Yani biz halkın, yani kamunun ihtiyaçlarını karşılamak. Toplum yapısının tarihine bakacağımız zaman ilk olarak gözümüze Roma dönemi çarpıyor. Roma Forumu özellikle ilk gözümüze çarpan toplum yapısı. Dünyanın en gelişmiş devletlerinden biri olan Roma İmparatorluğu'nun kent merkezi olan Roma Forumu, Antik Roma medeniyetinin gelişme gösterdiği, imparatorluğun tarih boyunca yaşadığı ilerlemenin izlerine tanık olabileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi olarak gözümüze çarpıyor. Çok sayıda kamu binası, tapınak, anıt ve tanrılara ait heykellerin görülebildiği Roma Forumu'nun Roma İmparatorluğu'nda erken cumhuriyet dönemi olarak bilinen yıllardan itibaren yükselmeye başladığı biliniyor. Zemini geçmişte bataklık olan Roma Krallığı'nın 7. ve son Roma Kralı Lucius Tarquinius Superbus döneminde kurutuldu. Alanda görülen son kaldırım ise Roma İmparatoru Augustus döneminden kalma. Yani Roma Forumu Roma döneminde başlayan bu gelenek aslında günümüze kadar da devam ediyor. Forum içinde bulunan heykellerden kısaca bilgiler verildi. Forumdan sonra devam edeceğimizde sinagog gözümüze çarpıyor. Sinagoglarda Yahudilik inancına sahip Yahudilerin ve Samirilerin ibadet etmek için kullandığı ibadethane. Sinagogların mimari tasarımı, iç mekan fotoğrafları, iç tasarımlarının nasıl yapıldığı, hangi mimari unsurlara dikkat edildi. Devamında bazilikayı inceledik. Bazilikada çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken, erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde yan geçitleri bulunan, yani biz bu geçitlere nef diyoruz, galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok romanesk kilise bu ilke üzerine kurulmuştur. Transept karesinin ölçülerine bazen küçük sapmalarla koronun transept bollarını, orta nefin yani kemer gözlerinin ölçülerine rastlanır. Bazilikanın tipleri var, yani belli başlı mevcut tiplerinden bahsedebiliriz. Bunlar merkezi plan tipli, kubbeli, haçvari plan tipli, Yunan haçı şeklinde ve mix yani karışık plan tipli bazilikalar. Bazilikalardan sonra camileri inceleyebilir. Camide İslam dininin ibadet mekanı bildiğimiz üzere. Genellikle minaresiz küçük camileri veya bazı kurum ve kuruluşlar ibadet için ayrılmış ufak mekanlarda mescit deniyor. Yine caminin bir ufak versiyonu gibi nitelendirebiliriz. Camide İslam dinine sahip kişilerin ibadet etmek için kullandığı alan ve Osmanlı döneminden beridir, yaklaşık yüzyıllardan beridir tüm Türk toplumlarına hizmet etmiş toplum yapılarından bir tanesi. Burada cami özellikleri, cami mühendisliği, özellikle Mimar Sinan'ın kullandığı mimari özellikler ve onun getirdiği belli başlı kurallar, yapısı gibi özelliklerden ve caminin kısaca mimarisinden bahsediliyor. Ankara Etnografya Müzesi'nden de bahsedebiliriz kısaca bu arada. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmakta, Kurtuluş Savaşı'nda Cuma namazlarının kılındığı eski adı Namazgah Tepesi olan yerde kurulmuş. Önceleri arkeoloji müzesi olarak kullanılması düşünülmüş. Sonra resim heykel müzesi olmasına karar verilmiş. Açılış töreninden sonra bugünkü işlevine kavuşmuştur. Ankara Etnografya Müzesi'nin mimarisi ve iç tasarımı incelendi. Devamında antik tiyatrolar gözümüze çarpıyor. Antik tiyatrolar toplumsal yapılara baktığımız zaman aslında Roma ve Bizans döneminden beridir kullanılan, toplumun ortak ritüellerini gerçekleştirebildiği mekanlar. Buralarda müzik, dans, ilahi, hatta genelde izleyicilerin performansa gösterdikleri tepkiye göre sunulan bazı drama elementlerini içinde barındıran mekanlar. M.Ö. 8500'lü yıllara kadar uzanıyor tarihi aslında. Burada belli başlı ritüeller sergileniyor. Dramatik tiyatrolar, eğlence amaçlı danslar, öykücülük, aynı zamanda Yunan tiyatrosu, tragedya yazarları, Yunan komedisinin başlangıcı, bu da M.Ö. 500'e kadar dayanıyor. Roma komedisi, Seneca tragedyaları ve sonra Sessizlik Çöktü adı altında Roma tiyatrosunun son kayıtlarından bir parça inceledik. Antik tiyatronun örnekleri, Aspendos Antik Tiyatrosu mesela Antalya'da güzel bir örneği, Roma dönemi tiyatrolarından bir tanesi. Antipelos Antik Tiyatrosu yine Antalya'da, Likya bölgesinin eski yerleşim yerlerinden biri.
Burada mevcut fotoğrafları var. Hierapolis Antik Tiyatrosu, bu da Denizli'de bulunan. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ne yer almaktadır hatta bu bina. İmparator Septimius Severus zamanında milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiş. Zantos Antik Tiyatrosu yine Antalya'da. Antalya'da çokça antik tiyatro mevcut. Bunların çoğu da UNESCO Dünya Miraslar Listesi'ne dahil. Mimari olarak bakıldığında özellikle bu yapıya ilk yapma evresi Helenistik Çağ tarihlenen tiyatronun bu döneme ait kalıntıları orkestra bölümünde izlenebilmekte. Ayrıca yine bu dönemde sahne binası oturma sıralarından bağımsız biçimde tasarlanmış. Günümüzde gördüğümüz tiyatro ise milattan sonra 2. yüzyılda tarihlendirilmekle olup yaklaşık izleyici kapasitesi 2200 kişiyi bulmakta. Efes Antik Tiyatrosu çok meşhur, İzmir'de bulunan, yine UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan bir tiyatro. Efes'teki Antik Tiyatro'nun ortak unsurları olan sahne, orkestra ve kavea'dan oluşuyor. İlk zamanlarda tiyatro basit bir sahne binası, orkestra ve tek oturma bölümünden oluşuyordu. Augustus döneminden itibaren kentin hızlı gelişimiyle tiyatro da büyütülmüş. Termessos Antik Tiyatrosu yine Antalya'da Pamfilya Ovası'nın üzerinde bulunuyor. Helenistik dönem mimarisi. Bodrum Antik Tiyatrosu, Halikarnassos Antik Kenti'nin kuzeyinde yer alan ve nekropol yani mezarlık olarak kullanılmış olan Göktepe'nin güney yamacına yaslanmış olan tiyatro, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen görkemli bir yapı. Roma İmparatorluk dönemi öncesi tiyatroların tüm özelliklerini taşımakta. Mira Antik Tiyatrosu yine Antalya'da. Miros Nehri'nden yani Demre Çayı'ndan alıyor ismini. Mira ismini. Akropolün güney eteğinde yer alan tiyatro gerek oturma sıraları gerekse sahne binası ile iyi korunmuş bir Roma dönemi tiyatrosunun özelliklerini yansıtıyor. Tiyatrolar yani antik tiyatrolar kısaca Helenistik dönem ve Roma döneminin esintilerini taşıyan, genellikle de bu dönemlerde yapılıp günümüze kadar genellikle korunmuş yapılardır. Antik tiyatrolardan sonra manastırları inceledik. Manastır denildiğinde akıllara sosyal hayattan uzak, aslında kuş uçmayan, kervan geçmeyen bölgelere konumlanmış ibadet alanları geliyor. İnsanı Tanrı'dan uzaklaştıracak kent yaşamı, keşişler için engeldir ve bu nedenle kentsel yaşama karşı bir düşmanlık vardır. Erken dönem manastırları, görkemli, şatafatlı kent hayatının cazibesinden kaçınmak için ücra yerlere yapılırlar. Fakat Orta Çağ'a gelindiğinde asetik algıda bir değişiklik olur ve manastırlar şehirlerin içine yapılmaya başlanır. Bunun için çeşitli sebepler sayılmaktadır. Fakat en çok kabul gören bu konuda kabul gelen görüş, Karanlık Çağlar olarak adlandırdığımız periyodun doğurduğu sonuçlardır. Karanlık Çağlar döneminde Doğu Roma İmparatorluğu'nun derinden etkilenen bir gelişme olmuştur. Veba salgını. Bu salgın nedeniyle kentlerdeki nüfus çokça azalmıştır ve bu azalan nüfusun bir getirisi olarak kent ıssızlaşmış. Hayata tutunabilen insanlar ise beşeri etkiden kaçınmak için köylere göç etmişlerdir. Bu durumun ardından özellikle başkent Konstantinopolis'te beşeri varlığın azalmasıyla kent görkemini kaybettiğinden manastırların kentlerde sürekliliğini sağlanmasında bir sakınca görülmemiştir. Manastırın kısaca aslında başlangıcı ve gelişimi bu şekilde. Buralarda manastır planlarını görüyoruz. Suriye'de Stilait adı verilen bir sütunun üzerinde yaşamlarını idame ettirmek suretiyle Tanrı ile saf bir iletişime geçmeye çalışan müritlerden oluşan bir asketik hareket ortaya çıkmıştır. Stilit anlayışın izlerine başkent Konstantinopolis'te de rastlıyoruz, burada planı gözüküyor. Manastırlar yalnızca dini yönleriyle ele alınamayacak kadar çok boyutlardır. Ekonomi, tarım ve politika üzerinde büyük rolleri olan bu dini kurumlar sadece dini boyutlarıyla ele alındıklarında ortaya yanlış bir değerlendirme çıkabilir. Manastırlar genel bağlamda komünal yaşamdan uzak kalmaya çalışmışlardır. Fakat birkaç istisnai örnek incelendiğinde topluma bazı konularda dokunarak etkisini hissettiren kurumlardır aynı zamanda. İnsanlar iyileştirici güçlerin bahşedildiği düşünülen bazı keşişlere başvurmuşlardır. Tanrı ile sağlanan temiz iletişim aracılığıyla dertlerine derman aramışlardır. Olumlu bağlamda etki gören insanlar tarafından bu manastırlara çeşitli bağışlar da yapılmıştır. Bu bağışlarla da manastırlar gitgide ekonomik olarak yükselişe geçmiş, bu durum ise beraberinde çeşitli sorunları getirmiş. Manastırlarla ilgili kısaca bilgiler bu şekilde, iç mekan fotoğrafları da böyle. Sırada manastır örnekleri var. Alcobaça Manastırı Portekiz'in merkezinde bulunuyor. Roma Katolik Manastırı, Sümele Manastırı Türkiye'de Trabzon'da bulunuyor.
Ostrog Manastırı burada Greda Dağı'nda bulunuyor. Büyük kayalarından yükselen neredeyse dikey bir zemine dayanan bir Sırp Ortodoks Manastırı. Burada Kiev Peacher's Lavra olarak da bilinen Kiev Mağaralar Manastırı, Gelati Manastırı, Athos Dağı'nda bulunan bir manastır, Rila Manastırı, Aziz Katerin Manastırı, Eskoryal Manastırı, Meteora Manastırı. Genellikle yani dikkatimizi çeken şu, dağ yamaçlarına ve kentten uzak bölgelerde inşa edilmeleri. Bunları görüyoruz sıklıkla. Manastırlardan sonra kiliseleri inceleyeceğiz. Kilise, sözcüğün kökenine baktığımız zaman toplanma, Tanrı'nın toplantısı anlamlarına dayanan Ekklesia kelimesine dayanıyor. İşte Ekklesia ve kiliseye dönüşen bir kökeni var. Hristiyan topluluğunun ibadet yapısı bildiğimiz üzere. Kilise mimari anlam olarak Hristiyan topluluğunun ibadeti için tasarlanan yapıdır. Erken dönem kiliseleri pagan Roma bazilikalarından esinlenmiştir. Bu plan genellikle kolon sütunlarıyla yan neflere ayrılmış bir orta nef, kalabalığın altında toplandığı ahşap bir çatı, batıda yer alan narteks veya giriş, doğuda yer alan apsisi kapsamakta olup dikdörtgendir. Kilise mimarisiyle ilgili terimler şu şekilde sıralanmıştır. Apsis, atrium, apsis dediğimiz kısım işte bu daire, yarım dairede yarım çokgen şeklinde dışa açılan kısım. Atrium ortadaki bırakılan avlu kısmı. Burada altar kısmını görüyoruz. Çeşitli dinlerde Tanrı'ya adanan kurbanın yerleştirildiği ya da Tanrı'ya yakarış için kullanılan yüksekçe yer ya da masa. Burada ambonu görüyoruz. Kora yerinde bulunan ve üstünden kutsal metinlerin okunduğu kürsü. Arkat, burada sütunlarla taşınan kemer dizisi. Arşitraf, sütun başlıkları üstüne yer alan ve friz, korniş gibi üst yapı elemanlarını taşıyan yatay giriş ya da düz atkı. Arşivolt, area, absidol gibi kilisenin çeşitli birimlerinden bahsettik. Burada da bazilika planı var bir. Bazilika sözcüğünü kaynağından da bahsedebiliriz kısaca. Makedonya hanedanını kuran Bizans İmparatoru Basilius'un bazilika olarak adlandırılan yasa derlemesinden gelmekte olup 3 ayrı tanım bulunmaktadır. Roma dönemi ile ilgili ve Roma evleri ile ilgili birkaç tanımlarından bahsedebiliriz. Burada çan kulesi var kiliseyle alakalı tekrarla. Hristiyanlıkta kiliselerde halkın ibadete çağrılması için çan çalmaya yarayan kuleler. Epitaf, kilise içinde ya da dış duvarında bir ölünün anısı için konulan veya ölüyü yalnız ya da ailesiyle birlikte dua eder biçimde gösteren taş ya da madenden levha. Empor, galeri. Empor dediğimiz kiliselerde yan ve çapraz gemilerle batı girişin üstlerindeki kadınlara, devlet ileri gelenlerine ve koronun yer aldığı bölümlere verilen at. Galeri kiliselerde yan nefin üzerine bulunan ikinci kata galeri deniyor. Bu kat orta nefi U biçimde dolanıyor. Katedral, Yunanca katedradan alıyor katedral sözcüğü de anlamını. Psikopos makamı bulunan büyük kiliselere verilen isim. Aslında bunlar da birer kilise ama psikopos makamında bulunan büyük kiliselere deniyor. Fransa, İspanya ve İngiltere'deki kentlerde bulunan psikopos kiliselerine bu ad veriliyor. Kripta, Hristiyanlığın ilk zamanında öldürülmüş Hristiyan din adamlarının içine gömüldükleri katakomplardaki mezar odaları için kullanılıyor. Orta çağda ise kiliselerin doğusundaki korun altında Hristiyan din adamlarının kemik kalıntılarının muhafaza edildiği kısım. Kiborion, Lectorium, Narthex, Naos, Nef. Nef'ten kısaca bahsedebiliriz. Kilisede hapiste dik doğrultuda birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasında mekanların her birine nef deniyor. Panteforion, Protesis, Solea, sütun, Sinteronon, Şapel, şapeli de kısaca anlatalım. Küçük kiliselere ve ibadet için tahsis edilmiş küçük odalara şapel deniyor. Aslında bir nevi cami ve mescit mantığıyla birleştirebiliriz kafamızda. Templon, Bizans kiliselerinde bulunan kutsal alanı Naos'tan ayıran bir mimari eleman. Triforium, Triplet, Transept, kilisede esas nefi dik olarak kesen, plana bir haç biçimi veren enlemesine neftir. Şurada fotoğrafta planda gördüğümüz üzere. Vitray, resimli ya da nakışlı cam olarak tanımlanmaktadır. Üstte fotoğrafında gördüğümüz üzere çeşitli renklere sahip cam işlemeleridir.
Kilisenin detaylı analizinden sonra kilisenin örneklerinden bahsedebiliriz. Demir-i Aziz Kilisesi, Saint-Pierre Kilisesi, Aya Elenia Kilisesi, İznik Ayasofya Camii, bu da eskiden kilise olarak kullanılan yerlerden biri, Alahan Manastırı, Ayasofya Müzesi, Aya İrini Kilisesi, bu da İstanbul Fatih'te bulunan kilise, üç nefli, Studios Kilisesi, Efes Meryem Ana Kilisesi, Elmalı Kilise, Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise. Çarıklı Kilise'den kısaca bahsedelim. İsmini Hazreti İsa'nın göğe yükselişini resmedildiği frestik hemen altında yer alan bir çift ayak üzerinde alıyor. Bu freskin Kudüs'teki göğe yükseliş kilisesindekiyle aynı fresk olduğu söyleniyor. Oldukça spiritüel bir mekan algısına sahip yapı, iki sütun ve dört kubbeden meydana geliyor. Kiliseden sonra hipodromlar gözümüze çarpıyor. Hipodrom eski Yunanca hippos, at demek. Dromos da koşu kelimelerinde meydana gelmiş. Antik Yunan ve Roma'da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer aslında hipodromlar. Roma'da sirk olarak bilinen hipodromların en ünlüsü Circus Maximus. Hipodrom alanı U biçiminde ve kenarlarında basamaklar halinde yükselen oturma sıraları bulunuyor. Aslında bizim arena ve savaşların yapıldığı eski filmlerde gördüğümüz mekanlar. Ortada çevresinde yarışan arabaların döndüğü alana Spina deniyor. Antik dünyanın en büyük hipodromu ise bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Konstantinopolis Hipodromu'ymuş. Hipodromlar geç antik dönem halkının en önemli eğlencelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Antik dönemin başlarında eğlence için tiyatrolar kullanılırdı. Bu tiyatrolar aslında şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'a adanmış yapılardı. Burada düzenlenen oyunlarla tanrı Dionysos anılırdı. Fakat gerek antik dönemin etkisini yitirmesiyle, gerek de Hristiyanlığın devlet dini olmasıyla beraber Bizans olarak andığımız Doğu Roma Devleti'nin antik dönem Roma'sından anlayış bakımından keskin çizgilerle ayrılmasıyla aslında halkın sosyal yaşamında da köklü değişiklikler olmuş. Hipodrom'un tarihi bu şekilde aslında son bulmuş. Hipodrom'un tarihçesinden burada kısaca bahsedildi. Hipodrom'un mimari yapısı, işte içinde bulunan yapılar, atların çekildiği yer, koşu yapılan alan, hipodromu ortasından ayıran, ikiye ayıran bir set, atlının döndüğü yerdeki işaret ve seyircilerin oturduğu yerler. Burada hipodromlarla ilgili belli başlı mimari elemanlar, spina duvarı, işte dikili taş, aynı zamanda at meydanındaki bu at heykelleri gibi mimari elemanlar mevcut. Hipodrom örneklerine baktığımızda Antik İstanbul Hipodromu, Circus Maximus, Büyük Konstantin Hipodromu, fotoğrafta görüldüğü üzere U şeklinde atların yarıştığı ve etrafında insanların seyirci olarak izlediği yerler. Bu dikili taşı görüyoruz burada üstünü. Burada da büyük heykeller, aslan, fil gibi büyük hayvan heykelleri bulunuyor. Hipodromlardan sonra agoraları inceleyebiliriz. En sade şekliyle kent meydanı olarak ifade edilen agoralar, Grekçe'de yani Yunanca'da aslında ageiro yani toplanmak, bir araya gelmek terimine karşılık olup daha sonraki süreçlerde kısaca toplanılan yer anlamına gelen agora ismine dönüşüyor. Antik çağ insanının sosyal ve ticari her türlü ihtiyacını karşılamak için toplandığı agoralara bu şekilde verilmiş bir isimlendirmenin yanı sıra günümüzde de pazar yeri ya da market gibi sadece ticari olduğunu vurgulayan tanımlarla da ifade edilebiliyor. Günümüzde işlevsel olarak karşılığı olmayan agoralar tıpkı polis ya da soposine şeklindeki kelimeler gibi tümüyle Helenlere özgü bir kavram anlatıyor. Agoralar aslında insanların oralarda eski antik dönemlerde toplandığı ve zaman geçirdiği alanlar. Agora'nın mimarisinden burada bahsedebiliriz kısaca. Agoraların kullanım alanları, yerel pazar yerleri, ticaret merkezi, finans merkezi, ihracat limanı, mahkeme, şenlik alanı, at oyunları, dini alanlar, eğitim alanları, askeri agoralar gibi. Yani çeşitli formlarda ve çeşitli yapılarda, çeşitli kullanımlar için aslında halka özel, halkın toplanması için ve halkın oradaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için yapılan mekanlar. Burada kısaca agora örneklerinden bahsedelim. Simirna Agorası, Atina Agorası. Atina Agorası'ndan çok ufak bahsedelim. Atina Agorası geç Neolitik dönemden beri kullanılmakta. Miken ve daha sonraki demir çağlarında mezarlık olarak kullanılmış bu agora. Kazılar M.Ö. 1600 ve 1100 döneminden kalma çok sayıda mezarlı, yani 50 katlı mezar ve demir çağından
inhumisyon ve kremasyon içeren 80 mezar ortaya çıkarmış. Aslında bu da çok 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 eski bir tarihten olduğunu bize anlatıyor. Burada agoralardan sonra hamamlara geçebiliriz. Yeme içme gibi temel gereksinimlerden olan temizlenmek için insanlar önceleri su kenarlarını tercih etmişler. Yaşanılan yere inanç sistemlerine göre de temizlenme için gerekli olan yıkanmanın gerçekleştiği akarsulara kutsallık affetmişler. Hintliler için Ganj, Asurlar için Fırat, Mısırlar için Nil Nehri gibi nehirler hem bedensel hem de ruhsal temiz için gerçekleştiği yerler olmuş. İnsanlar temizlenmek için çeşitli yollar deneseler de en pratik şekli su ile yapılan olmuş. Gerek iklimsel koşullar, gerekse de mahremiyet düşünceleriyle yerleşik hayatla birlikte temizlik yapabilmek için bir mekana, yani hamamlara ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Hamam, suyun ısıtılmasıyla insanların yıkanması için yapılmış yerlerin genel adı. Dilimize Arapçadan gelmiş olan hamam kelimesinin kökeni ısıtmak, sıcak olmak anlamındaki ham kelimesinden geliyor. Hamam kelimesinin sözlük anlamı ısıtan yer demek olup yıkanma yeri manasında kullanılıyor. Farsça karşılığı germabedir. Türkçe yunak ve argoca'da iccak olarak geçiyor. Hamamın tarihçesinde erken dönem hamamları, Roma hamamı ...dan bahsettik. Hamam kültürü ve mimarisinden kısaca burada bahsediliyor. Roma hamamlarının mekansal ana bölümleri, işte apoderium, frigaderium, tepidarium, sudatorium, laconicum, caldarium, descriptum, heliocaminus, palaestra gibi Latince kelimelerden oluşan Roma hamamlarının mekansal bölümleri incelendi. Roma hamamları incelendikten sonra, yani tipik bir Roma hamamında iki plan tipi olduğu ve bunlar simetrik ve asimetrik olarak gözümüze çarpıyor. İkisi de burada simetrik, burada asimetrik olarak iki tane hamam tipini görüyoruz. Hamam örnekleri olarak Stabia hamamı, Pompei'de bulunan Bizans hamamı, Anadolu dışındaki İslam hamamları, Selçuklu devri hamamı, Osmanlı devri hamamı gibi çeşitli hamamlardan da bahsedebiliriz. Bu toplum yapılarını aslında antik dönemden günümüze kadar değil de antik dönem bazında aldığımızda bu şekilde sıralayabiliriz. Toplum yapılarının felsefe ve amacından bahsettik burada. Kamusal mekan terimi genel olarak insanlar tarafından ulaşılabilen ve kullanılan kentsel ya da kırsal alanları nitelendirmek için kullanılıyor. Kamu terimi ise bir devlet, millet ya da topluluğu oluşturan etnik köken, ırk, cinsiyet gibi çeşitli karakteristik özelliklerine göre birbirinden ayrılmayan insan topluluğunu niteliyor. Genel olarak bu iki terim bu şekilde tariflense de kamu ve kamusal mekan kavramlarının gündelik dilde kullanımı, bunların birbirleriyle uyuşmayan çok çeşitli anlamlara sahip olduklarını göstermekte. Değişik tarih evrelerinden kaynaklanan bu anlamlar genellikle birbirleriyle muğlak bir ilişkiye girmektedirler. Toplum yapılarının amaçları zaten girişte kısaca bahsetmiştik. Yani toplumda yaşayan tüm insanlar, tüm fertler için ihtiyaçlarını gidermesi için yapılan mekanlar ve yapılar diyebiliriz. Alışveriş merkezlerini anlatabiliriz. Alışveriş merkezleri bildiğiniz gibi insanların alışveriş yapması için tasarlanan mekanlar. Bunları agoralarla başlatıp forumlarla devam ettirebiliriz. Bunun devamında postaneler incelendi. Postaneler, hipodromlar, toplum yapılarının bu binalar dışında ne olduğunu anlatabiliriz. Günümüzdeki toplum yapılarının aslında ne olduğundan bahsedebiliriz. Devlet okulları, kütüphaneler, adliyeler ve postaneler gibi, yani halkın sürekli gündelik olarak kullandığı, aslında çoğu zaman da zorunda olduğumuz gitmekte mekanlar. Yani devlet okulları, Roma döneminde yine başlıyor okul kavramı. Ülkemizdeki okulların tarihi burada kısaca anlatılıyor. Tipik bir okul tipi planı. Kütüphaneler, okuma araştırma yerleri ve müze kütüphane olarak ayrılıyor. Burada kütüphanelerin birimleri, yani bağış, değişme, satın alma gibi kısımlardan bahsedebiliriz. Kütüphanelerin tarihi, yine Roma'da 24 genel kütüphane bulunduğundan bahsettik. İskenderiye'de ünlü iki tane kütüphanenin olduğundan. Müslümanlarda, Araplarda, Bağdat, Kahire ve İspanya'da büyük kütüphaneler kurduklarından bahsedebiliriz. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadar şu anda günümüzde. Bunun da bilgisini verebiliriz. Kısaca Türk İslam toplumundaki ve eski Roma dönemindeki kütüphanelerin tarihini anlattık burada.
Kütüphanelerin o dönemlerdeki bölümleri işte ve çalışanları kimler onlardan bahsettik. Mesela örneğin hazin kütüphanenin ilmi ve idari işlerini yürüten yüksek ilmi kariyere sahip vazifelidir. Mütercimler diğer dillerde yazılan kitapları kendi dillerine tercüme eden kimseler gibi çeşitli terimlerde bahsettik. Sözlükte kütüphane kitaplık, kitap satılan dükkan demek zaten. Kütüphanelerin ardından adliyeler geliyor. Hukuk ve adalet işlerine bakmakta görevli devlet örgütü. İçindeki mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu yapı. İstanbul Adalet Sarayı ve Adalet Sarayı'nın tarihçesinden bahsettik. Kartal'da bulunan şu görmüş olduğunuz yapı. Postanelerden bahsettik. Burada da postaneler bildiğimiz üzere posta gönderilerinin yollanması, alınması, ayrılması ve benzeri işlerin yapıldığı merkezler için kullanılan ad. Burada büyük postaneden bahsedebiliriz. Sirkeci'de PTT merkezi olarak kullanılan İstanbul'un Fatih ilçesinde. Türkiye'nin en büyük postane binası burası. 1905 yılında faaliyete başlayıp 1909 yılında inşaat tamamlanan binanın adı 1930'larda Yeni Postane, yani sonradan Büyük Postane olmuş. Yapı Mimar Vedat Tekin ilk eseriymiş. Burada gördüğünüz gibi fotoğrafı en büyük, Türkiye'nin en büyük postanesi. Kültür merkezlerinden bahsettik. Kültür merkezleri nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Kültüre ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer, kültür sarayı, kültür odaklı yapılar. Amaçlarının ne olduğu ve kültür merkezlerinde söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesi için nasıl mekanların tasarlandığı, örneğin çok amaçlı salon, konferans salonu, fuaye, okuma salonları gibi. Kültür merkezi yapılarına yer alan fonksiyonlardan bahsettik. Fuayeler, gösteri mekanları, sergileme mekanları, eğitim mekanları, atölyeler, kafeterya, yönetim mekanları, teknik mekanlar gibi. Bunlardan sonra dünyadaki önemli kültür merkezleri, Valencia Opera Evi, burada tasarımı ile ilgili bilgiler, planları. Stavros Niarchos Kültür Merkezi. Yine aynı şekilde burada dış cephe görüntüleri, kesiti, planı. JKK Jordan Key. Yine bir kültür merkezi. Fernando Meniz tarafından 2015 tasarlanan, UNESCO tarafından korunma listesine alınan yapı. Burada kesitini görüyoruz yine. The Shed Kültür Merkezi. Dealer's Cofito Renfrew ortaklığı ile tasarlanan ve 2019'da tamamlanan yapı. Baltık Modern Sanat Merkezi. Jean-Marie Tjabou Kültür Merkezi. Burada görüntüsü gözüküyor. Meka açılım Maison de l'Economie Créative ve de Kültür. Burada yine fotoğrafı gözüken sahil kısmında tasarlanan bir proje Fransa'da Bordeaux'da. Burada dünyadaki önemli kültür merkezlerinden bahsettikten sonra Türkiye'deki önemli kültür merkezlerinden de bahsettik. Atatürk Kültür Merkezi, pek çok tartışmanın odağı olan yapı İstanbul'da. Akbank Sanat, Bilkent Müzik Fakültesi, Yapı Kredi Kültür Merkezi, Diyarbakır Kültür Merkezi, Beşiktaş Kültür Merkezi, Mersin Kültür Merkezi, İş Sanat, Türkiye İş Bankası tarafından tasarlanan, Caddebostan Kültür Merkezi, burada dış cephe fotoğrafının gözüktüğü ve kültür merkezlerini bu şekilde tüm işlevleri, fonksiyonları ve dünyadaki, Türkiye'deki örneklerinden sonra alışveriş merkezlerini anlatmaya başladık. Alışveriş merkezinin özellikleri, aslında çarşı, satış mağazaları gibi en sonunda AVM'ye dönüşen sistemler olduğundan bahsettik. Son yıllarda insanlarda gelişen alışveriş kültürü farklılık göstererek sokak mağazalarından şehir alışveriş merkezlerine ilgi artmıştır. Alışveriş merkezleri insanlara alışverişin yanı sıra eğlence, sinema, etkinlik ve çeşitlilik gibi imkanlar da sunulduğu için insanların odak noktası haline gelmiştir ve büyük bir hızla tüm dünyada yeni AVM'ler açılmaktadır. Hepimizin bildiği üzere alışveriş merkezinin tarihçesinden bahsettik. Roma'daki Trajan Pazarı, Şamlı Apollodorus tarafından milattan sonra 100-110 civarında inşa edilmiş ve dünyanın en eski alışveriş merkezi olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber İstanbul'daki Kapalı Çarşı 15. yüzyılda inşa edilip halen 58'den fazla caddesi ve 4000 mağazasıyla dünyanın en büyük kapalı alışveriş merkezlerinden biridir. Suriye'nin Şam kentinde 19. yüzyıldan kalma Hamidiye Çarşısı gibi çok sayıda diğer kapalı çarşıda günümüzün alışveriş merkezinin öncüsü olarak
bilinir. Yine Roma Forumu ve devamlı Türkiye'deki önemli ticari alanlardan bahsettik. Burada Kapalı Çarşı, hepimizin bildiği gibi Eminönü'nde bulunan. Kapalı Çarşı'nın özellikleri, işte ne kadar turist ağırlayıp ne kadar dükkan barındırdığı, işte çalışan sayısının 25 bin olduğu gibi bilgiler verildi. Burada bir şematik planı mevcut. Bu bilgilerden sonra toplum yapıları ile ilgili tartışmalardan bahsettik. Yani bu tartışmalar aslında biraz da siyasi, ekonomik, toplumsal boyutlarda olabiliyor. Örneğin 4 Mayıs harekatı Çin hükümetinin Versay Anlaşması'nı gösterdiği zayıf tepkisine ve özellikle bu anlaşma doğrultusunda Tsingtao kuşatması sonrasında Almanya'nın Şantuk'taki bazı topraklarını Japonya devretmesine karşı 4 Mayıs 1919'da Pekin'deki öğrenci gösterileriyle başlayan emperyalizm karşıtı kültürel ve siyasi hareket. 11 Eylül saldırılarında İkiz Kulelerin yıkılması, 11 Eylül 2001'de neler yaşandığını anlattık. Amerika'nın ne yaptığı, nasıl yaptırımlarda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nin tarihi, burada tabii çok 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 eski bir tarihe dayanıyor. İlk olarak opera binası olarak tasarlanıyor. Dönemin İstanbul Valisi Belediye Başkanı Lütfi Kırdar işte temel atma töreninde bulunuyor, 8 milyon liraya mal olacağını söylüyor. 53 yılında açılacağını duyuruyor ama bu gideri de belediyenin karşılaması öngörülüyordu. Burada bütçe yetmiyor. 53'te hazineye devredilip Bayındırlık Bakanlığı sorumlu tutuyor bundan. Bu bina 3 kere yenilenip 10 bakan değişiyor. 23 yıl geçiyor aradan. Kimi kaynaklara göre 85 milyon lira harcanarak 12 Nisan 69'da bazı bölümleri tamamlamış olarak açılıyor. Mimarış o zaman Hayati Tabanlıoğlu'ymuş. Şu anda da yeni açılacak olan yapıda Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tasarımını yapıyor. Yapıda yangın çıktığından bahsettik. Eskiden ne gibi tartışmalar eserinde olduğu, işte Tabanlıoğlu geleneği, az önce dediğim gibi babadan oğula bir nesil olduğundan bahsettik. Burada işte çok önemli siyasi bir tartışmanın odağı olduğundan bahsettik. İşte burada bir fotoğrafta anlatılıyor. Gezi direnişinin simgesi olarak bir yapı olarak gözümüze çarpıyor. İstanbul Kültür Merkezi diyebiliriz yeni adına. Bastil baskınından bahsettik. Parlamento ile halk arasında. İran İslam devrimi, parlamento devrimi, yeşil öğrencilerin asker alınmasına karşı protesto gibi, Küba devrimi, Meksika devrimi, Rus devrimi gibi dünyadan örnekler ve Demirören AVM, 100 yıl öncesi ve sonrası kapitalizmi kurduğu meta uygarlığıyla kentleri de dönüştürüyor. Metalaşan kentler küreselleşmeyle beraber uluslararası sermaye ile bütünleşerek ranta zemin oluşturan rekabet alanları haline getiriliyor. Bu süreçte de kamusal alanların ve kentsel alanların ranta dönüştürülme çabası ortaya çıkıyor. Demirören AVM bu çabanın bir ürünü. Kentsel alanda inşa edilmiş bir alışveriş merkezi olarak sermayenin bir cadde üzerindeki iktidar arayışını temsil eden bir yapı. Haydarpaşa Garı'ndan bahsettik. Buradaki yapının restore edilmesiyle ilgili çeşitli tartışmalar. Majik sineması, Sinepop sineması gibi yapıların ne gibi tartışmalara maruz kaldığından bahsettik. Sonuç olarak bahsetmek gerekirse bu çalışmamızla ilgili yapılan tüm bu çalışmaların ardından toplum yapıları ile ilgili pek çok konu ve kavram araştırılmış oldu. Bu çalışmaların haricinde bazı önemli toplum yapıları ile alakalı SWOT analizi yapıldı. Bu analizde belli başlı toplum yapısı örneklerinin bazı örnekleri değerlendirildi. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere pek çok kriter özelinde incelendi bu yapılar. Sırasıyla tabloda şu yapılar bulunuyor. Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı, Efes Agorası, Bodrum Antik Tiyatrosu, Chester Rose AVM, Aya İrinike Lisesi, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı, Hürrem Sultan Hamamı, Circus Maximus Hipodromu, Ayasofya Kilisesi, Atatürk Kültür Merkezi, Jorica Mansueto Kütüphanesi, Sümele Manastırı, Ankara Etnografi Müzesi, Cambridge Üniversitesi, Sydney Opera Binası, Çiçek Pasajı, Büyük Postane, Bell Sinagogu, Raj Mandir Sineması ve The Tamp Tiyatrosu incelendi. Bu yapılar genel olarak toplum yapılarının çeşitlerini kapsamakta. 21 başlık altında biz bunları inceledik. Matrix sistemde bu tabloda ele alınan yapılar SWOT analizinde olmak üzere sürdürülebilirlik ve topluma, çevreye katkısı gibi konular özelinde incelendi.
Çünkü toplum yapıları özellikle toplumu ilgilendirdiği için bu yapıların toplumla olan ilişkisini incelemek önemli bir analizdi. Bu analizler sonucunda bazı binaların çevreye uyumlu, bazı binalar ise gerek mimari, gerek siyasi konular, gerekse tarihsel süreç sebepleri göz önünde bulundurularak çevreye uyumlu olmadığı gözlemlendi. Yapılar aynı zamanda ekolojik kriterlerde göz önünde bulundurularak incelendi. Ele alınan ekolojik kriterler ulaşım, enerji ve malzeme kullanımı, sürdürülebilirlik gibi başlıklar oldu. Bu başlıklar çerçevesinde de çoğu binanın çevreye ve doğaya ekolojik kriterler bazında faydalı, bazısının ise faydası olduğu saptandı. Toplum yapılarının detaylı anlatıldığı bu makalede, makalenin sürecinde hata olarak toplum kavramının üzerine çok durulması hata olarak düşünülüyor. Bu konu hakkındaki benzer araştırmalar yapacak olan araştırmacılara tavsiye olarak, toplum yapıları tarihinin bir sistem oluşturularak incelenmesini sağlanmasının daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz tavsiye olarak. Yani ele aldığımız kaynakçalar. Makalenin bitiş kısmından sonra kontribütör arkadaşlarımızla beraber belli başlı toplum yapıları ile ilgili belli başlı konuları biraz daha detaylı inceledik. Şimdi sırasıyla onlara gelelim. Lincoln Center. Bu makalede toplum yapıları konusunun Lincoln Center alt başlığı hakkındaki araştırmalar paylaşılacak. Toplum gündelik yaşamın sürdürülebilmek amacıyla çok çeşitli yapılar ve kurumlar oluşturularak bu kurum ve yapıların belirlediği ilişkiler içinde iletişim kuran bireylerden oluşan topluluk bildiğimiz üzere. Lincoln Center'da New York City'nin en önemli kültür merkezlerinden biri. New York Philharmonic Orkestrası, Metropolitan Operası ve New York City Opera ve Bale topluluklarının gösterilerine ev sahipliği yapan bir yer. Burada Lincoln Center'ın nasıl önemli bir kültür merkezi olduğu, dünyada buna benzer örneklerin de olduğu, Türkiye'deki bazı kültür merkezlerine verdiğimiz örnekler. Burada Lincoln Center'ın vaziyet planını görüyoruz. Nasıl bir yerleşimde bulunduğuna dair, nasıl meydanlaşarak insanları içeriye aldığını görebiliyoruz. Burada birkaç tane fotoğrafı mevcut. David Geffen hali dışı. Burada içerideki sahne kısmı. Burada yine vaziyet planından sonra yine bir 3 boyut görüntü. Burada da yeşil çatı kullanımından bahsedebiliriz. Lincoln Center ile ilgili. Bu şekilde bu çalışmamızı Aydan Aslan yapmıştı. Devamında Ada Akademi'de ortak bir çalışma alanı Ada Akademi incelendi. Yazıda bahsedeceğimiz Ada Akademi, Türkiye'de İstanbul'a bağlı olan adalardan büyük adada yer almakta. Yapının felsefesinden aynı zamanda kadına düşen rolü nasıl etkilediği söz edildi. Bunun uygulanması ve sorunları hakkında değerlendirmeler yapacağız. Bahsettiğimiz başlık Türkiye'de ve dünya ekolojisinde toplumun ihtiyaçları için ekosistemlerin dengesini bozmadan sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı sağlayacak. Burada büyük adada bahsedildiği konumunu görebiliyoruz. Kent Enstitüsü'nün bir parçası olarak Ada Akademi'nden bahsedebiliriz. Yeşil alan kullanımı ile ilgili. Enstitü kavramından bahsettik kısaca. Kentleşme ve çevre enerji kavramı ile alakalı birbirinin ilişkisi. Cam tavana rağmen kadının gücü adı altında bir yazıyı paylaşmıştık. Sonuç olarak projenin devamlılığı halkın uyum sağlama derecesi ile alakalı bildiğimiz üzere. Hedeflenen enstitüler halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıladığı sürece zamanla sürdürülebilirliğe devam edileceğine inanılmıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir diğer unsur ise yerel sahiplenmedir. Ada Akademi Büyükada'da yerleşik durumdadır ve yerel halk ile daimi bir etkileşim içindedir. Ayrıca projenin orta alanı Adalar Belediyesi de Büyükada'dadır ve proje sonuçlarının takibini yapacaktır. Burada Ada Akademi ile ilgili bir SWOT analizi çalışması var. Güçlü yanlarından ve zayıf yanları, fırsatı ve tehditlerinden birer cümleyle kısaca özetleyebilirim. Tarihsel kültür ile yeşilin buluştuğu yer olan Büyükada'da konumlanması güçlü yanı. Zayıf tarafı mevcut konumunun İstanbul'daki merkezde olmaması, yalnızca deniz ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanabilmesi. Fırsatları yaşayan kitle için hedeflenen planlamada yeşil ile beraber bir eğitim fırsatı. Tehdit olarak da bölgede yaşayan halkın yaşam stili hedeflenen planlamadan sonra farklılık gösterecek. Bu farklılığa halk zor adapte olabilir. Bu çalışmayı da Ayceren Uyar yapmıştı. Yapıların fonksiyonlarını değiştirmek konusuna geleceğiz.
Giriş olarak yaşadığımız kentlerde bulunan yapıların aslında tasarlanırken ne olarak tasarlandığı, sonrasında ise neye dönüştüğü düşünüldüğünde akla birden fazla soru geliyor. Mimarı kim? Tasarlarken ne hayal etti? Yapının yaşı kaç? Dayanıklı mı? Eskiyse ve onarıma ihtiyacı varsa ne kadar tutar? Amaçlanandan farklı bir fonksiyona mı sahip? Gibi sorular ilk akla gelenler. Bu yazıda fonksiyonları değiştirilen yapılar üzerine durulacak. Peki yapılara tasarlanandan farklı bir fonksiyon vermek uygun mudur? Gibi bir konu inceleyeceğiz. Yani yapılara farklı bir fonksiyon yüklemek doğru mudur, yanlış mıdır? Ya da yapılan yapıların nasıl etkileri olmuştur? İlk olarak mimari tasarımın ne olduğu ve mimari tasarımının aşamalarından bahsedildi. Restorasyon ve restorasyon kavramının ne olduğu, nasıl yapıldığından bahsedildi. Burada bir örnek görüyoruz. Restorasyonun önce ve sonra olarak. Bir dükkan katı planı, konumu eğitim birimi olmamasına rağmen uygunluğu. Burada akademinin dıştan fotoğrafı, dershaneden fotoğrafı. Eğitim birimlerinin toplum yapılarındaki yeri, toplum yapılarının ne olduğundan bahsettik. Kısaca Sabina Seyidoğlu Sanat Akademisi ile ilgili bir SWOT analizi yapmıştı. Çalışan arkadaş. Güçlü yönlerinden bahsedecek olursak kısaca yoğun trafiğe sahip olmayan bir bölgede bulunduğundan dersler dış etkenlerin engeline maruz kalmadan işlenebiliyor. Zayıf yönleri faaliyet gösterdiği yapı tasarımı gereği ses eğitimlerine uygun değil maalesef. Fırsat olarak konumu gereği işlek bir kurum olabilmekte. Tehdit olarak da eski bir yapı restore edildiğinden dolayı beton ömür açısından tehlike altındadır. Bu da malzeme olarak bir tehdit. Hande Senaşan isimli arkadaşın çalışması. Şimdi Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'ni kısaca anlatacağım. Toplum yapıları kamuya açık olan devlet tarafından finanse edilen insanlara ücretsiz hizmet sağlamak ve bir araya gelerek sosyalleşebilme fırsatı tanımak amacıyla tasarlanmış mekanlar bildiğimiz üzere. Bu çalışmada toplum yapıları içerisinde büyük bir öneme sahip olan kültür merkezleri içerisinden Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'nin geçirdiği gelişim aşamaları, halka sağladığı hizmetler, toplum yapısı olmasını sağlayan özellikler, yenilenme çalışmaları ve önerileri 4 aşamada incelendi. İlk aşamada kültür merkezinin yıkılmadan önce nasıl bir konuma, planlamaya, cephe tasarımına sahip olduğu ve mevcut sorunlarına değinildi. İkinci aşama olarak bu soruların çözümlenmelerine yönelik olarak yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları, önerileri hakkında bilgi verilerek çizimlerle desteklendi. Daha kullanışlı bir yapı olması için hangi öneriler gelebilir? Bu konu hakkında yorumlar yapıldı. Üçüncü aşamada Ereğli Atatürk Kültür Merkezi ile yapılan çalışmalar toplanarak yorum yapıldı. Son olarak ise ülkemiz ve toplum açısından bu yapının sahip olduğu değere değinilerek ve Matrix tablolarına yer alan diğer toplum yapılarına da değinilerek makale desteklenmeye çalışıldı. Burada dünyadaki ve Türkiye'deki kültür merkezlerinden bahsedildi. Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'ne gelmeden önce. Proje Zonguldak Ereğli'de bulunuyor. Yer itibariyle ulaşımı kolay. Aynı zamanda merkezi bir konumda. Karadeniz Ereğli Limanı'na yakın olduğu için kültür merkezini manzara açısından beslemekte. Burada kat planlarını görüyoruz. Ve aynı şekilde burada da görünüşlerini görüyoruz binanın. Çatı bahçeleri açısından kurgulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bir yazı. Burada tadilattan bir görüntü. Burada da kültür merkezinden bir görüntü. Yeşille ve yolla yakınlığını görebiliyoruz. Burada bir diyagram ve çatı tasarımının eskizini görüyoruz. Oturma alanı, bitkilendirme, işte tekrar ahşap deklerin olduğu bir alan. Tarım alanı ve tarım alanı, yani nasıl sürdürülebilir bir tasarıma işaret ettiğini görüyoruz. Burada kültür merkezi ile ilgili SWOT analizlerinden bahsedebiliriz. Yine birer cümleyle kısaca. Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'nin güçlü yönlerinden biri çift geliş bir otoyol kenarında bulunması ve bu yollar üzerinde bulunan toplu taşıma durakları ve yaya kaldırımları sayesinde hem yaya hem de araç açısından kolay ulaşıma sahip. Zayıf yönü ise havalandırma sorunları ve çatı akıntıları yaşaması, ki bu da yeşil çatı olduğu için muhtemel bir sorun. Fırsat olarak Ereğli Belediyesi tarafından tadilat çalışmalarına başlanarak daha modern bir hale geliyor olması. Tehdidi ise konumundan dolayı denizden esen rüzgarlara karşı dayanıksız olması ve rutubet riski olması. Bir sonuç kısmı var. Bu çalışmayı İnce Ekşi arkadaşımız yapmıştı. Ankara Sergevi'nin opera ve konser salonuna dönüşümü.
Ankara Sergi Evi 1946-48 yılları arasında opera binası olarak kullanılmış. Açılış 48 yılında Cemal Reşit Rey 1. senfonisi ile gerçekleşiyor. Opera binasının tümüyle sergilenen ilk eser ise Bizet'in Carmen'idir. Sergi evinin zamanla nasıl işlevini değişerek operaya dönüştü ve yapının mimar özelliklerinin neler olduğundan bahsedilmek hedeflendi bu çalışmada. Tasarım sürecinden bahsedildi kısaca. İşte mimar odasından, Ankara mimar odasından alınan bir görüntü. Burada yapının eski bir fotoğrafı mevcut. Sergi evinin opera binasına dönüştürülmesiyle ilgili bu süreç. Burada da yapının şu anki mevcut fotoğrafı. Ankara opera binasının sergi evi olarak kullanıldığı dönemlere ait bir yazı. Burada içeriden bazı fotoğraflar mevcut. Ankara opera binasının opera olarak kullanıldığı, yani sergi evinden operaya dönüşümü artık tamamlandı, opera olarak kullanıldığı zaman Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in 3 Temmuz 41'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ilk mezunlarının diploma törenindeki konuşmasına bakılırsa burada bir alıntıdan bahsedebiliriz. O zamanları anlatan bize. Yine Ankara'nın opera binasının SWOT incelemesini kısaca anlatalım. Güçlü yanlarından bir tanesi modern mimarinin öncü yapılarından olarak modernleşme hareketini destekleyen bir yapı. Zayıf yönü olarak ilk olarak sergi ev olarak tasarlanması. Opera binasına dönerken orijinal kimliğini kaybetmiş maalesef. Değişimlere bakıldığında ise neredeyse yeni bir yapıya dönüştüğü gözlemleniyor yapının. Tehdit olarak yenilemeler esnasında orijinal kimliğinin dikkate alınmaması ve zamanla kimliğini kaybetmesi tehlikeli bir yapı tasarımı olarak gözümüze çarpıyor. Fırsat olarak da opera alanında Türkiye'de gelişmeler sağlanması ve ilklere ev sahipliği yapma potansiyeli bir fırsatı. Bu çalışmayı da Dilara Ülkü arkadaşımız yaptı. Devamında Yunan, Roma, Bizans, hipodrom ve agoralarını inceledik. Burada hipodrom ve hipodromun başlıca türleri, zaten ana makalede de bahsettiğimiz gibi Circus Maximus, antik hipodromlar, Olimpi hipodromu gibi çeşitli hipodromlardan bahsedebiliriz. Burada bir hipodromun konumu Roma İmparatorluğu dönemine ait. Anadolu küçük hipodromları, İstanbul hipodromu, bunların tarihçesi ve kısa bilgilerinden bahsedebiliriz. Roma dönemi, Bizans ve Osmanlı döneminin hipodromları ve mimari özellikleri. Hipodromlarda kullanılan dikili taş, bunun kaidesi, cephelerine göre tasarımları, yılanlı üstündeki bulunan işlemeler, agora, antik agora'ya geçtik. Hipodromdan sonra da agora'ya geçiyoruz. Agora'da yine ana makalede bahsettiğimiz gibi insanların, halkın toplandığı mekanlar olarak biliyoruz agoraları. Antik kaynaklarda agora'dan bahsettik. Agora'yı oluşturan temel unsurlar yerel pazar yerleri, ticaret merkezi olması, burada yapılan köle ticaretleri, finans merkezi, ihracat ve mahkemeler olması, şenlik alanı olması, at oyunları oynanması, tıpkı hipodromlar gibi, dini alan olması, eğitim alanı olması gibi çok çok farklı çeşitli fonksiyonların yer aldığı mekanlar agoralar aslında. Burada Atina Agorası'ndan bahsettik kısaca. Burada da mevcut planları mevcut Atina Agorası'nın. Düzenlenmiş hali, yani M.Ö. 5. yüzyıl soldaki, sağdaki de M.Ö. 2. yüzyıldaki hali. Roma İmparatorluk döneminde kent ve agoradan bahsedildi kısaca. Burada Anadolu'da bulunan agoralar, Efes Agorası, işte şu andaki kalıntılarından mevcut bir fotoğraf, Bergama Agorası, işte Bergama Agorası'nda ikiye ayrılan yukarı ve aşağı agora, burada mevcut vaziyet planları mevcut. Burada Nisa Agorası, Roma İmparatorluk egemenliği altındayken kültürel anlamda önemli bir noktaya ulaşılan agoradan bahsedebiliriz. Burada Üstünlü Caddesi ve toplanma alanlarını görebiliyoruz. Assos Agorası, burada kalıntılar biraz daha fazla karmaşık duruyor. Ama yine de günümüze taşınan yapı elemanları mevcut. Kibir Agorası, burada Kutsal Agora, Kuzey Agora da diyebiliriz. Buradaki Üstünlü Caddeyi görebiliyoruz. Güney Agorası, burada da yine şunları mevcut şunları görebiliyoruz. SWOT analizine yine baktığımız zaman kısaca güçlü yanı olarak hipodrom ve agoraların halkı bir araya getirmesi güçlü bir özellik. Zayıf olarak günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alan antik hipodrom ve agoraların
birkaç örneği dışında izi kalmadı maalesef ki az önce gördüğümüz fotoğraflarda da yapı malzemeleri dursa bile artık bir yıkıntı halinde durduğu için bize bir iz vermiyor. Tehdit olarak halk içerisindeki ayaklanma ve isyanların başlama noktaları olması, bu bir tehdit olabilir aslında insanların, çünkü toplanıp burada artık isyanları başlattığı noktalar olmuş bu mekanlar. Fırsat olarak da hipodrom ve agoraların halkı bir araya getirmesi, birçok şenlik ve festivale ev sahipliği yapmaları diyebiliriz. Bu çalışmayı da Samet Tolcu arkadaşımız yapmıştı. Hattuşaş, Babil ve Anadolu kentlerinin toplumsal mekanlarından bahsedeceğiz kısaca. Burada toplumsal mekan nedir? Bundan bahsettik kısaca. Eski Hitit uygarlığı ve başkent Hattuşaş. Hattuşaş tapınakları ve genel mekan kurgusundan bahsettik. Bir bütün olsa da araştırmacılar tarafından yukarı ve aşağı gibi iki farklı kent üzerine kurulduğundan bahsedebiliriz. Hattuşaş tapınaklarından. Bunlardan bahsedebiliriz. Burada bir Naumann'ın büyük tapınak plan çizimi mevcut. İç avlulu, dıştan kapalı, çeperli bir yapı. Burada büyük tapınak mekan kurgusu, kompleks görüntüsü. Burada numaralı bölgelerde hangi fonksiyonların mevcut olduğu da görülebiliyor. Burada tapınakların mevcut, Hattuşaş tapınaklarının görüntüleri. Burada ana girişi ve taş döşeli yolu aslında şu an mevcut kanıtlardan gördüğümüz üzere. Yine aynı şekilde iç avlu girişi, yine taşlarla nasıl desteklendiği ve yürüme yollarının tanımlandığını görebiliyoruz. Kült odaları, burada yine taşlarla beraber odalara bölündüğünü görebiliyoruz. Taşlar mevcut halini korumuş. Büyük tapınağın yine tasarımından bahsedebiliriz. Burada mevcut kazıkları incelendiği fotoğraflar mevcut. Babil kentini bahsedebiliriz kısaca. Babil ya da Tanrılar Kapısı, antik Yakın Doğu'daki en ünlü kentlerden biri. Pek çok Mezopotamya kenti gibi uzun bir geçmişe sahip. İlk olarak erken hanedanlar döneminde yerleşen Babil, M.Ö. 18. yüzyılda Hammurabi'nin saltanatı sırasında önem kazandı. Arkeolojik araştırmalar ve metinsel kanıtlar tarafından en iyi biçimde belgelenen dönemi ise sonraki zamanlarda Demir Çağ ortalarında Babil'in Orta ve Güney Mezopotamya'ya egemen bir krallığın anıtsal başkenti olduğu zamanlardır. M.Ö. 7. ve 6. yüzyıl kentinin fiziksel görünüşü, Mezopotamya kentçiliğinin köklü geçmişine giden bazı geleneklere devam ettiriyor. Ama hem de yenilikler de içeriyor. Kuzey Mezopotamya'nın biraz daha erken dönem, yeni Asur kentleriyle arasındaki farklılıklar, özellikler çarpıcıdır. Burada Hammurabi ile beraber Babil kentlerinin yükselişinden bahsedebiliriz. Önemli yapılarından bahsedebiliriz burada. Babil Kulesi. Babil Kulesi'nin içinde bulunan mevcut yapılar. Burada Babil Kulesi'nin tasviri fotoğrafını görüyoruz. Burada Babil'in asma bahçeleri zaten dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Burada fotoğrafı görüyor. Tasvir olarak görebiliyoruz. Yine asma bahçelerinin o zamana göre tasviri. Yani yeşil ve güzel sütunlara dayalı bir yapı. Komplike bir yapı. Babil İştar Kapısı. Bu da yine bir tasvir fotoğrafı. Ne kadar renkli ve oyalı tasvirli yapılar olduğunu görüyoruz Babil döneminin. SWOT analizini yapacağımız zaman güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerine baktığımız zaman güçlü yan olarak gelecekte var olacak bir uygarlığın temel taşlarını oluşturmuştur aslında. Zayıf olarak ise teknolojik fırsatlar eksikliğine rağmen asırlar boyu gerek tarihi gerekse mimar açısından bir miras olarak kabul edilerek bunu sanat, mimarlık ve turizm açısından kullanamamışlar Babil halkı. Fırsat olarak teknolojik fırsatlar eksikliğine rağmen asırlar boyu gerek tarihi gerekse mimari açıdan bir miras olarak kabul edilerek bunu sanat, mimarlık ve turizm açısından kullanmak bir fırsat olabilirdi aslında kent için, halk için. Bunu becerememişler. Tehdit olarak ise Anadolu'nun kimliğini ve kültürü oluşturan toplumsal mekanların günümüzde hali hazırda olmayışı ve kullanılamaması, bu bir tehdit. Bir sonuç ve değerlendirme kısmı. Burada da Hilal Ilgaz adlı arkadaşımız çalışmayı tamamladı. Makalemiz ve devamında ele aldığımız özel konular bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.